Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, 39 derecelik İzmir sıcağından herkese selamlar. Bu videomuzda arkadaşlar son zamlardan sonra 256 GB'lık modeli 8600 TL baremine, hatta 10.000 TL'lere falan sıçrayan iPhone 10'la fiyat anlamında 10'la eşdeğer olan beyaz Xiaomi'mizi kapıştıracağız. Hakikaten artık bir iPhone 10 yerine gidip bir beyaz Xiaomi alabiliyorsunuz. Biz de dedik ki o zaman bunları bir yan yana koyalım. Bakalım onu alırsan ne olur, bunu alırsan ne olur, bir yan yana getirelim. Bu işteki amacımız da son gelen fiyat zammına böyle eleştirel, esprili bir bakış açısı getirmek. Kamera arkasından videoya dahil oldum arkadaşlar. iPhone 10'un birazcık özelliklerinden bahsedelim. Zaten Çağdaş fiyatını söyledi. 8600 TL. Olamaz. Bunun dışında A11 Bionic işlemcisi var. Bildiğiniz gibi arka tarafta 12'şer megapiksellik çift kameramız var. Önde 7 megapiksellik bir kameramız var. 5.8 inçlik bir ekranımız var. Ayrıca %82 civarında da bir ekran gövde oranımız var. Zaten iPhone 10 özellikleri. Abi şey diyeceğim. Sen fiyat 8600 TL olunca yeni bir cihaz geldi. Evet, ama aslında biliyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz iPhone 10, bir fark yok. Sadece pahalı. Arkadaşlar beyaz Xiaomi'mizin de piyasa değeri yaklaşık 7.000 ile 10.000 arasında değişiyor. Bu gördüğünüz modeli 7.5-8 bareminde alabiliyorsunuz. Model yılımız 1992 arkadaşlar. Kapatayım mı abi? Aleykümselam. Motor 1.6, toplamda ürettiği beygir gücü ise yaklaşık 80-81 beygire denk geliyor. Aracımız benzin ve LPG ile çalışıyor arkadaşlar. Bu anlamda bir yakıt tasarrufu olduğunu da söyleyebilirim. Ben öyle dedim ama şehir içi 30 kuruşa varıyormuş arkadaşlar. Çok da iyi bir fiyat değil ama benzin çok yükseldi. Ayrıca arkadaşlar iPhone 10'dan ciddi fark olarak 4 tane tekeri var, 4 kapısı var. Bagajla birlikte 5 kapı eder. Otomatik mi Çağdaş? Otomatik değil abi. Manuel vitesli zaten Şahin. Arabamız rengi de beyaz aslan gibi. Şimdi arkadaşlar bir durum daha var. Şimdi onu yapacağız Lütfi ile birlikte. Mesela abi ben 8600 TL verene kadar gidip bu arabayı alıp şu an çekimin arkasındaki herkesi toplayıp pikniğe gidebilirim rahatla. iPhone'la gider misin? Gidemez. Peki sen bu 8-6 kişiyle iPhone'da ne yapabilirsin? Anca fotoğraf çekilir. Selfie. Aynen. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu iPhone 10 ile çekiyorum. iPhone 10 böyle bir şey çekebiliyor. Tabii bir de selfie çekebiliyoruz. Gençler. Hazırız abi. Şimdi mesela arkadaşlar Lütfi sadece kulaklıkla müzik dinleyebiliyorken eğer bir beyaz Xiaomi alırsak mesela burada AUX girişine dilediğiniz telefonu takıp müzik dinleyebilirsiniz. Şuradaki USB portuna dilerseniz bir tane USB takarsınız. Kafanıza göre bangır bangır müziğinizi dinlersiniz. Hiç olmadı diyelim. Bu zaten satılıyor. Tekno Store'da da var. Takarsınız. Bu saatten sonra arabanızda artık Bluetooth'ta olmuş olur. Ama Lütfi ne yapabiliyor? O sadece kulaklıkla veya telefonunun çok sıcak speaker'ıyla. Tamam Çağdaş, Şahin'le yaptım bunları. iPhone 10'la da yapabileceğin şeyler var. Mesela kamerası çok iyi arkadaşlar. Kısa filminizi çekebilirsin. Uğraşırsan müzik klibi bile çeken insanlar var. Tamam, klibi geçtim. Vlog kanalı açabilirim ya. Evet arkadaşlar, şu anda Çağdaş'ı korkutma şakası yapacağız. Çok güzel bir şaka olacak. Hadi arabada uyuyor Çağdaş. Yavaş yavaş yanına geçelim şimdi. Çağdaş'ı arabada uyurken yakaladık. Evet Çağdaş uyuyor. Şimdi kornaya basacağız ve onu uyandıracağız. Çok komik bir şaka olacak. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün kanalımızda. Peki o zaman artık abi güzel sona gelelim. Şöyle bir şey planladık. Onunla onu yaparsın, bunda bunu yapamazsın. Tabii ki de açık bir şekilde birbirinden farklı. İki ürün bunlar. Elma ile armut. Bizim... Harbiden elma yalnız. Yani. Aynen, elma harbiden, bu beyaz Xiaomi, armut değil. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. İzmir'de her iki tarafında inşaat olduğu için trafiğe kapalı bir yer bulduk. Ferhat arkadaşlar bizim arkadaşımız. Hoş geldin videomuza. Şahin'in de getirdiği videomuza. İkinci kez sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ferhat, ben Lütfi şunu yapacağız arkadaşlar. Siz bunu kesinlikle denemeyeceksiniz ama. Şahin'le yanlayacağız. iPhone 10'la da ağır çekimini yapacağız. Bakalım ortaya nasıl bir iş çıkacak.
yanladığımıza göre arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni zamlarla birlikte 8600 TL'ye ulaşan iPhone 10 ile Beyaz Şahin'i kıyasladık. Yani ikisi tabii ki de aynı şeyler değil ancak kafanızda bir şeyler oluşmuştur ya diye düşünüyoruz. Ya bu fiyatların denklik durumuna böyle bir esprili, biraz da böyle eleştirel bir içerik çıkarmak istedik. Arkadaşlar bence güzel de oldu. Umarım aynen siz öyle de beğenirsiniz yani. Bir de ben şunu merak ediyorum arkadaşlar. Biriyle yapıp diğeriyle yapamayacağımız şeyleri mutlaka siz de yorum bölümünden aynen bizlere yazın arkadaşlar. Bir de ne diyelim? Sizler de arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basarak beğenmeyi unutmayın. Bir de şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Cebinizde bu para var. Hangisini alırdınız? Beyaz Şahin. Ne iPhone 10 mu? Tercihinizi oradan yapabilirsiniz diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca... Hemen ben söyle abi. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar.